أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Dahi yazdım makamı enbiyayı, hususa şah-ı alem Mustafa'yı. Dahi vasf eyledim ben evliyayı, ahassul has olan hem esfiyayı. Bizi haşret bu zatlarla gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Bu zatlar hürmeti için ey zat-ı subhan, budur senden ricamız eyle ihsan. Sana aşık olan mümini ihvan, Visalin bulmadan kapsetme bir can, Visalinle olup hayran giderim, cemali bu akibari seyredin. Cemaat-i Müslüman'ın geceler kısa, gündüzler uzun. Havalar sıcak ama elhamdülillah burası serin. Belki uykumuzu tam almamış olabiliriz. Ama biraz gayret edelim, canlı dili dinlemeye çalışalım. İnşallah gayret edelim. Efendi Hazretlerimizin 1992 senesinde birinci ayında yapmış olduğu bir sohbet. İnşallah onu aramızda müzakere etmeye çalışacağız. Allah'ın tesirini harik eylesin. Amin. Hicri senemizde hayırlara vesile eylesin. Amin. İnşallah sohbetin sonunda sene başı duası var. Onu okuyanlar için, üç defa okuyanlar için de çok müjdeler var. Hep beraber onu da okuyacağız inşallah. Gayret edelim cemaat-i Müslümin. İnşallah. Kelamuhum devaun, nazaruhum şifaun. Büyüklerin kelamı devadır, nazarları şifadır. Efendi Hazretleri buyurmuşlar, bu fakir ne buyuruyorsa yerinden buyuruyor, derinden buyuruyor. Yerinden ve derinden buyuran zatın inşallah izahları, sohbeti şerifi okunacak. Mevlam tesirini halk eylesin. Amin. Şimdi burada iki beyt okunmuş oldu. Risale-i Kutsi'den iki beyt. İsmet Efendi babamız Risale-i Kutsi'nin son taraflarında buyuruyor ki 101. sayfa Risale-i Kutsi. Dahi yazdım makam-ı enbiyayı. Ben bu Risale-i Kutsi'de diyor peygamberlerin makamını yazdım. Tabi Mevla yazdırdı ona. Hususa şah-ı alem Mustafa'yı, haseten de alemin şahı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yazdım. Dahi vasf eyledim ben evliyayı. Evliyanın vasıflarını beyan ettim. Yine bu Risale-i Kutsi'de. Ahassul has olan hem asfiyayı. Bir has kullar var. Bir de ahassul has olan kullar var. Hasların en has olan kullar var. Risale-i Kutsi'de çok seçkin olan, ahassul has olan kullardan da bahsettim. Bunlar çok kıymetli zatlar. Öyleyse ya Rabbi bizi haşret bu zatlarla gidelim. Ahirette onlarla beraber olmayı nasip eyle. Amin. Cemali ba kemale seyredin. Bu zatlar hürmeti için ey zat-ı subhan. Ya Rabbi bu zatların senin yanında çok hatırı olur. Çok senin hatırlı kulların bunlar ya Rabbi. Budur senden ricamız eyle ihsan. Onların hürmeti için senden bir ricada bulunuyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Sana bir duamız var. Şu, sana aşık olan müminin ihvan, ya Rabbi bu ihvanlar sana aşıktır. Bu mühibbanlar sana aşıktır. İhvanlar için özellikle söylüyor, evlatları için. Bu yolda ders alıp o dersini de yapan müritler için diyor ki, misalin bulmadan kabzetme bir can. Senden duamız odur ki ya Rabbi müritlerimizden birisinin ruhunu sana kavuşmadan kabzetme ya Rabbi. Amin. Duaya bakar mısınız? Ne dua ya? Ya Rabbi büyüklerin duasına bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Misalinle olup hayran giderim. Ya Rabbi sana kavuşmaya hayran olalım. Mevla'ya kavuşmaya hayran olmak için ne lazım? Ölmek lazım. Ölmeden ona kavuşamaz. Ya Rabbi cümlemize ölmeyi nasip eyle. Amin.
Tabii amin dediniz ama nasıl dediniz bilmiyorum. İşten mi dediniz, dilden mi dediniz? Ölmeyi nasip eyle derken iki türlü ölüm var. Bir ihtiyari ölüm var, bir de ızdırari ölüm var. Izdırari ölüm, Azrail Aleyhisselam geldiği zaman ruh kabzı, ihtiyar ölüm, mütü kabli entemüt, ölmeden evvel ölür, sırrına mazhar olur. Hadis-i şerifte buyuruldu, men erade en yanzura ila meyyitin yemşi, her kim yeryüzünde yürüyen ölü görmek isterse, yürüyor. Fel yanzur illa Bekir Sıddık, Ebu Bekir adamlarına baksın. Mutu kabli entemüt, o sırrına mazhar olmuş. Ya Rabbi bizi de o sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Izdırari ölüm, o da seni Mevla'ya kavuşturacak ama kafiri de Mevla'ya kavuşturacak. Ama o kafirler Mevla gadaplı bulacaklar. O ihtiyari ölüm, yani ölmeden evvel ölmüş, nefsini öldürmüş, tekrar manen dirilmiş, Mevla'nın cemalini müşahede eder gibi bir hal takılmış, o kullar var ya, işte ona hayran olmak lazım, ona özenmek lazım. Özeniyoruz, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu nefsi emmareye çok aç göz yaptın. Senin haram ettiğin ve senin istemediğin şeyleri seviyor. O tarafa gidiyor. Ya Rabbi bunu senin yolunda erit ya Rabbi. Amin. Sen bu nefsi raziyeten marziyeten sırlarına erdir ya Rabbi. Amin. Senden başka bir şeyi meyletmesin ya Rabbi. Amin. Mevla'nın dostlarıyla olmayı istemeli Mevla'dan. Ya Rabbi dostlarınla olmayı nasip eyle. Amin. Dostlarla olmak iki türlüdür. Bir beden beraberliği, bir gönül beraberliği. Beden beraberliği zordur. Beden beraberliği zordur. Devamlı Mevla'nın dostlarıyla beraber olamazsın. Ama gönül beraberliği o mümkündür. Şeyhin ahirette de olsa gene gönül beraberliği devam eder, o kopmaz. O rabıtadır işte, rabıta-i şerif. Mevla'nın dostlarıyla olmayı istemeli Mevla'dan. Bir yerde ne buyuruyordu İsmet Garibullah Kuddüsü Ruhu? Beraber haşr olurdu ehli sohbet. Ehli sohbet, sohbet ehli. Elhamdülillah bak şimdi biz sohbet ehliyiz. Ayetler okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor, Ehlullah'ın kelamı okunuyor. Burada sohbet ediliyor, vaaz-ı nasihat. Burada nasıl toplanıyor sohbet ehli? Ahirette de böyle haşr olacakmış. Ya Rabbi cümlemize nasip et. Çok kıymetli onun için, sohbetler çok kıymetli cemaatler. Bunun içindir ki Şahin Şevendi Hazretleri ne buyurdu? Tarikatuma sohbet est. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Efendi Hazretimiz buyurmuşlar, sohbetle mesafeler aşılır. Sohbetli insan tetikte durur, sohbet olması iki günde bozulur. Ya, onun için en az haftada bir sohbetlere gelmek lazım. O bile aslında az. İki günde bozulur diyor. Bir haftada bozulur demiyor, iki günde bozulur. Sohbet olmasa. Zaten çevrenin durumu malum, etrafın durumu malum. Açıklık saçıklık almış. Yani haftada bir en azından sohbetlere devam etmek lazım. Ya Rabbi bizi onlarla beraber haşreyle. Amin. Dünyada onların yolunda devam edersen, ahirette onlarla beraber haşrolursun. Ya Ahmet Hocam çok dualarında bunu söylüyor. Şeyhimiz Efendi Hazretleri, Rabıtamız Efendi Hazretlerimize Kuddüs-ü Ruhu, yolumuz Efendi Hazretlerimizin yolu, sahabe-i ikram efendilerimizin yolu. Ya Rabbi dünyada onun yolundan, ahirette yanından ayırma. Amin. Amin. Ne buyurdu şimdi Efendi Hazretleri? Tam bak 32 sene önce. Dünyada onların yolunda devam edersen, ahirette onlarla beraber haşrolursun. Onların yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Onların yanında olmak istiyorsan yolunda olacaksın dünyada. Ahirette yanında olmak istiyorsan dünyada yolunda olacaksın. Dünyada yolunda olmazsan ahirette de yanında olamazsın. Şimdi ayetlerimize geliyoruz. Mürselat suresi başından itibaren okunmuş ayetler. Estağfirullah. Vel mursalati. Mürselat ismi meful'dür. Gönderilmiş demektir. Ve cemi müennestir. Meleklerde dişilik erkeklik yok ama lafız itibariyle müennestir. Gönderilmiş meleklere yemin ederim buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Her gün, her ay, her sene bir takım melekler gönderiliyor. Hatta kitaplarda diyor ki her yağmur tanesini, her kar tanesini, her dolu tanesini bir melek indiriyor. Kıyamet kopuncaya kadar da o meleğe bir daha sıra gelmiyormuş. Ne kadar çok melekler var. O melek, o yağmur tanesi, kar, dolu tanesi melekle beraber gönderiliyor. Mevla o meleklere yemin ediyor. Acayip şekilde olan melekler varmış.
Melekler için zaman yok, mekan yok. Bir anda bir yerden bir yere çok kısa bir zaman içerisinde giderler. Farklı şekillere girerler. En acayip melek de diyor ruhu beyanda görmüştük. Yarısı kar, yarısı ateş. Kar ateşi söndürmüyor, ateş karı eritmiyor. Yarısı kar, yarısı ateş. Şöyle dua edermiş. Ey karla, o melek yani. Ey karla ateşin arasını birleştiren Allah'ın, mümin kulların kalplerinde böyle birleştir ya Rabbi. Böyle dua edermiş ya. Gökyüzünde şöyle tesbih eden melekler varmış. Erkekleri sakalı, kadınları da saç örgüsüyle süsleyen Allah'ı tesbih ederiz. Ruhul Beyan tefsirinde, Furkan tefsirinde geçiyordu bu. Erkekleri sakalı, sakal erkeğin ziynetidir. Kadının da saçı ziynetidir. Onun için kadın saçını erkek de sakalını tıraş edemez. Hatta diyor müsnedir, müsne uzun kesmek gibi diyor ya. İnsan burnunu kesebilir, kulağını kesebilir mi? Sakal da öyledir diyor. Buradaki var kasem içindir. Mevla Teala Hazretleri yemin ediyor. Gönderilmiş meleklere. Nasıl gönderilmiş meleklere yemin olsun? Urfen çok tertipli bir şekilde gönderilen meleklere yemin olsun. Buradaki urfen iki manaya geliyor. Tertipli bir şekilde gönderilmek manasına geliyor. Atın gerdanındaki kıllar nasıl tertipliyse o şekil üzere gönderilen. Veya iyilik için gönderilen melekler manasına da gelir. Melekler hep iyilik için gönderilir. Cehennemde de melekler var. Aleyha melaiketün gılazun şidadün. Çok galiz, çok şiddetli melekler var. La ya'sûne Allah mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'marûn. Allah'ımızın emrettiği iş hususunda Mevla'ya isyan etmezler. Mevla ne emrederse onu yerine getirirler. Efendi Hazretleri buyuruyor, Allah-u Teala Hazretleri bir meleği emrettiği zaman o zebanileri, filanca kul cehennemin dibine inecek, yarıda bırakmazlar, ta dibine indirirler. Mevla emrettiği zaman şuna 100 sopa vurulacak, 99'da bırakmazlar, 100'e tamamlarlar. Mevla ne emrettiyse, ne emrettiyse, çok galiz, sert, Mevla'nın emrini yerine getiriyor. Mevla onu öyle yaratmış. Acıma hissi yok onlarda. Bu cehennemdeki meleklerde yani. Bu nasıl melek hocam ya? Biz melekleri çok iyi bilirdik, iyi işte. Nasıl iyi hocam? Allah'ın emrini tutmayı için iyi. Mevla öyle emri. İsyan mı etsin Mevla'nın emrini? Orada da görevli melekler var. Düzgün yaşayalım da oraya girmeyelim, onları görmeyelim inşallah. Evet. İyi yaşayalım, cennetteki kızları görelim. Cennetteki melekleri görelim. Bak beraber haşroları bu eli sohbet diyor ya. Vel asfati şiddetli esen rüzgar gibi meleklere yemin edin. Asfa tam şiddetli esmekle, koşmakla. Ben naşirati, neşredici meleklere. Burada da iki mana var. Kanatlarını neşreden, açan manası olduğu gibi şeriatları peygamberlere neşreden, ulaştıran. O peygamberler de hem kendileri hem de ulema vasıtasıyla şeriatı tebliğ ediyorlar. Bu manaya da gelir. Neşra, neşretmekle şeriatları neşreden veya kanatlarını neşreden yayan meleklere yemin olsun. Fel farikati, hak ile batılı ayırıcı meleklere yemin olsun. Farka, tam ayırmakla. Melekler o şeriatı enbiya-i izama ulaştırıyorlar. O peygamberlerde yardımcıları da neşrediyorlar. Fel mülkiyati zikra, Kur'an-ı Kerim'i ilka eden Cebrail aleyhisselam Resulü Efendimiz'e getirdi. Zikra, fel mülkiyati zikra, Kur'an-ı Kerim'i ilka eden, veren meleklere yemin olsun. Kur'an-ı Kerim niçin gönderilmiş? Üzran ev nüzra. Üzran, Müslümanlar için bir özürdür. Nasıl özürdür? Hata yaptı, suç işledi, Kur'an-ı Kerim'e bakacak, kendini düzeltecek, emirleri tutup yasaklarından kaçarak Mevla'dan özür dileyecek Kur'an vasıtasıyla. Onun için Kur'an-ı Kerim üzra oldu. Nüzra, o da kafirler için. Kafirler için de çok tehditvari ayetler var. Acayip ayetler var. Bak kafir olursunuz böyle. Yakarım sizi diyor Mevla. Atarım sizi ateşe diyor. Ve hiç çıkmazsınız oradan diyor. Ya eyyühellezine kefuru la te'tizirul yevm innema tüzzevnema küntüm te'amurun. Ey kafirler, bugün sizden hiç özür de kabul edilmeyecek. Siz ancak yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. Girin o cehenneme diyecek Mevla. Halidine fiyah ebeden. Ebediyen kalacaksınız. Hiç çıkmayacaksınız. Felen nezidetüm illa azabı. Ancak azabı ziyade edeceğiz. Onlar yalvardıkça ya Rabbi azabımızı hafiflet, Mevla azabı daha ziyade edecek. Bak nüzra, bu ayetlerle Mevla onları korkutuyor. Okusunlar da korksunlar. Ama okumazlar ki. Ya Müslüman okumuyor. Müslüman da okumuyor Kur'an-ı Kerim'i.
Okumuyor ama işte kafirler gibi yaşamaya başlıyor sonra. Kur'an'dan haberi yok. Mevla Teala Hazretleri bu melekleri yemin ettikten sonra kasemin cevabı geliyor şimdi. İnnemâ tu'adûne levâki' muhakkak vaad olunduğunuz kıyamet gelicidir. Kıyamet muhakkak gelecek. Büyük kıyamet, o kesin gelecek. Bir de küçük kıyamet var. O ne? Men mâte fakat kâmet kıyameti. Ölenin kıyameti kopmuştur. O büyük kıyamet kopsa da, kopmasa da onun için bir müsavi. Kıyamet, ölenin kıyameti kopmuştur. O zaman her an kıyamet kopabilir. Ah kıyamet sen gelicisin. Ama nefsi emmare seni düşündürmez insan. Biri der benim dediğim olacak, öbürü der benim dediğim olacak. Hala bıçağa bilenen davar gibi soğuk sular, yeşil otlar yemeye çalışıyor. Ya Rabbi sen muhafaza et. Hakiki işler var önümüzde. Cemaat-i Müslümin. Rabbim o hakiki işlerde gafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. O hakiki işlere hazırlanmak gerekir. Çok ciddi bir iş için gönderildik. Kulluk için gönderildik. Onu beceremezsek vay halimiz. Onu becermek için şeriatı iyi öğrenmek lazım. İşte Efendi Hazretleri medreselerin üzerinde çok duruyor. Başka yerde o öğrenilmez. Sohbetlerde tamam insan canlı diri olur. Bazı şeyleri öğrenir. Ama yani illa medrese lazım. Çoluk çocuğumuzu oraya göndermemiz lazım. Oralara destek vermemiz lazım. Bu medreselerin Mevla'nın yanında çok hatırı vardır. Ne buyurdu Efendi Hazretimiz? Erkek kız medreselerimiz olmasa Türkiye çoktan Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek'te neler olur biliyorsunuz. İslam memleketlerine bakın, Filistin'in durumu nasıl? Yani Suriye'nin durumu nasıl? Irak'ın durumu nasıl? Türkiye'yi de aynı hale getirmek istiyor. Ama o medreselerin hürmetine Mevla Teala Hazretleri memleketimizi muhafaza ediyor ve edecek inşallah. Biz de medreseleri muhafaza ediyor. Medreseler memleketimizi muhafaza ediyor. Biz de medreselerimizi muhafaza edelim, ihya edelim. Yani çoluğunu çocuğunu gönderebilen göndersin. Öyle bir durumu olmayan yardımla destek olsun. Yardım etsin yani. Maddi olur. Ona gücü yetmeyen dua etsin, gelsin. Okuyabiliyorsa kendisi okusun. Velhasıl hani hep beraber bu işe destek olmak lazım. Birbirimize bu usta kuvvet olmak lazım. Cemaat-i Müslümin. Allah'ın Celle Celaluhu çalışmalarımızı şükrana layık eylesin. Amin. Feiden nücümü dubuset. Ne zaman ki yıldızlar toz duman edilir. Mevla Tanrı kıyamet hadiselerinden bahsediyor. Veyahut ışıkları mahvolur. Ayet ayet açıklar. Ve izel kevâkibun tesarat. Yıldızlar döküldüğü zaman. Ve izel semâ'u furicet. O kıyamet gününde sema eritilmiş tunç, bakır tortusu gibi olacak. Ve izel cibâlu nüsifet. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Mevla kıyameti Kur'an-ı Kerim'in çok yerlerinde anlatıyor. Farklı farklı yerlerde. Dağlar kalburdan geçen taneler gibi dağılacak, ufak olacak. Ve izel rusulü ukkitet. Kıyamet gününde peygamberler ümmetlerini şahitlik etmek için belli bir vakitte bir araya getirildikleri zaman. Li'eyyi yevmin üccilet. O şahitlikleri ne zaman olacak? Şimdi soruluyor orada. Soruluyor. Kıyamet kopmuş. Peygamberlerin ümmetleri üzerine olan şahitliği o gerçekleşecek, tahakkuk edecek de ne zaman olacak? Onun vakti soruluyor. Ahirette sorulmasının hikmeti o şahitliğin çok büyük olmasında ve şahitliğin beklenmesinde. O şahitlikle beraber şefaat de olacak ve bazı kimselerin suçları da meydana çıkacak. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud radıyallahu anh'a buyurdu ki ey İbn-i Mesud bana Kur'an-ı Kerim oku. Dedi ya Resulallah Kur'an sana indirilmişken ben mi okuyayım onu? Başkasından dinlemeyi severim buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mesud Hazretleri de başladı Sure-i Nisa'nın başından okumaya. Estağfirullah. Ya eyyühennes tuhu rabbeküm lezi halakaküm min nefsi vaizeti ve halaka minha zevceh ve bezze minhüme ricalan kesira ve nisa'e ve tettakullahi lezi tesâhü nebi. Okudu 1, 2, 3, 4, 5 sayfa, 6 sayfa. Sonra şu ayet-i kerimeye geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dinliyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ وَجِئْنَا بِكَ هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا. Habibim, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman, seni de senin ümmetinin üzerine şahit kıldığımız zaman, o ümmetinin hali nice olur.
ayetine gelince Peygamber bir yek mi diyor? Yeter yeter. Bir baktım diyor, gözlerinden inci gibi yaşlar dökülüyor. Ağlıyor Resulullah Efendimiz. Allah'ım. Niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Allah'ımız buyurdu ki ümmetine şahit olacağız. Ama günahkar ümmet. Şahit olacak, amellerine şahit olacağız. Şahitlik yapacağız. E şahitlik yapsa ümmetin günahları var, onlara şahitlik yapacak. Mevla Teala üzerine şikayet etmiş gibi olacak ümmetin. Etmese, şahitlik etmese Allah şahitlik yapacaksın diyor. Günahlarına şahit olacağından dolayı Peygamberimiz ağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim günahımıza ağlıyor. Biz kendi günahımıza ağlayamıyoruz. O peygamberler, hep bir peygamber ümmetine şahit olacak. Ve peygamberimizin ümmeti de geçmiş ümmetlere de şahit olacak aynı zamanda. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Biz en hayırlı ümmetiz, insanların içerisinden çıkartılmış. Geçmiş ümmetlere de şahit olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onların peygamberlerle olan kıssaları anlatılmış. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine şahitlik yapacağız. Allah-u Teala Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ın ümmetini çağıracak. Diyecek ki Nuh Aleyhisselam size peygamberliğini tebliğ etti mi? Etmedi diyecektir. Nuh Aleyhisselam'a diyecek sen peygamberliğini tebliğ ettin mi? Ettim ya Rabbi. Ümmetin etmedin diyor. Allah'ımız Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a diyecek ki bak sen tebliğ ettim diyorsun, ümmetin etmedi diyor. Ya Nuh şahidin var mı? Nuh Aleyhisselam diyecek ümmeti Muhammed benim şahidimdir. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti diyecek ki ya Rabbi nasıl şahit olacaklar? Biz dünyanın başındaydık, onlar sonundaydı. Onlar bizi nasıl gördüler ki şahit olacaklar? O zaman ümmeti Muhammed çağrılacak ve Nuh suresini okuyacaklar. Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam'ın ümmetiyle mücadelesi, durmadan onlara anlattığı, onları da durmadan inkar ettiği yazılı. Bu ayetler okununca rezil olacak. Hepsi gür diye cehenneme savrulacak. Atacak Mevla onların hepsini cehenneme. Ancak o gemiye binenler kurtuluyor biliyorsunuz. O gemiye binenler kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. لِاَيَّمِنْ اُجِّلَتْ O şahitlik ne zaman? Ben diyorum benim dediğim olsun, senin dediğin olsun, o büyük gün unutuluyor. Vay yazık bize. لِيَوْمِ الْفَاسْ O gün fasıl günüdür. O gün hak ile batıl birbirinden ayrılacak. وَمَا اَدْرَكَ مَا يَوْمِ الْفَاسْ Fasıl günü nedir? O fasıl gününün, o ayrım gününün ne olduğunu sana ne bildirdi Rabbim? وَيَوْمِ ذِي الْمُكَذِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline. Yani durumları hiç iyi olmayacak onların demektir. Ya yalanlamak kolay da cezası zor. Ahirette o yalanlamanın cezası var ya çok pahalıya var olacak. Yalanlamak neden oluyor cemaatimizin? Cehaletten oluyor. Cehalet ala vezni rezalet. Ya Rabbi cehaletten cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Teallem ya feta fenzihlu arun ve la yerda biha illa himar. Ey genç, ilim öğren, ilim. Çünkü cehalet utanılacak bir şeydir. Ona merkepten başkası razı olmaz. Deniliyor. Elem nühlikil evvelin. Allah-u Teala Hazretleri soruyor şimdi. Biz geçmiş ümmetleri helak etmedik mi? Nuh Aleyhisselam'ın kavmini boğmadık mı? Nemrut'un kavmini sineklerle öldürmedik mi? Firavun'u boğmadık mı? Lut Aleyhisselam'ın kavmini taş yağdırmakla, kimisini de zelzelelerle, Hud Aleyhisselam'ın kavmini de rüzgarla helak etmedik mi? Mevla soruyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini Mevla dünyayı deniz etti, hepsini boğdu gitti. Nuh Aleyhisselam beddua etti onlara. Çünkü 950 sene peygamberlik yaptı, 7 kişi iman etti ya. Nuh Aleyhisselam baktı ki ya gelenler gidenleri aratıyor. Baktı ki olacak gibi değil. Şu bedduayı yaptı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Esra'da. O işte o da Sure-i Nuh'ta geçiyor da. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi dünyayı deniz et, bir tek kafir bırakma. Hepsini helak et dedi. Allah-u Teala Hazretleri dünyayı deniz etti. Mesnevi'de diyor ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Nuh Aleyhisselam'a diyordu deli. Bu delidir diyordu. Mesnevi'de diyor ki bunu Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde almış. Allah delinin duasıyla dünyayı deniz eder mi? Sen de bir dua et de Allah da sana bir kurbağa gölü yapsın hadi. Diyor Efendi Hazretimiz. Yapmaz. Ona yaptıysa onda bir iş var. Kavminin dediği gibi deli değil. Veli.
Hem de öyle bir veli ki Allah ona peygamberlik vermiş. Sonra ne oldu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da iman etmeyenlerdendi. İsmi Kenan. Oğlum dedi, bak ben Allah tarafından gönderilmiş peygamberim. Bana hizmet et, şöyle böyle yap demiyorum. Ama bana iman etmezsen bir peygamber olarak ahirette dedi, varacağın yer cehennemde, hiç de çıkmayacaksın. Ve dünya deniz olacak dedi. Baba dedi, ben dağa çıkar kurtulurum. Oğlum dağdan da kendini kurtaramazsın. Dağla da kendini kurtaramazsın. Oraya çıkmakla da kurtaramazsın dedi. Babasını dinlemedi, aklına uydu. Peygambere uymadı, aklına uydu. Sonra ne oldu? Dünya deniz oldu. Allah-u Teala Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ın gemisini nereye istiva ettirdi, indirdi, yerleştirdi? Vestevâ alâ cudiyin. Cudi dağına. Gemi diyor, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi dağına indi. Cudi dağı 2000 küsür metreymiş. 2000 küsür metre. Mevla Teala düz bir ovaya veya bir vadiye indirmedi de dağın tepesine niye indirdi? Sular oraya kadar çıktı demektir yani. Buradan anlaşılsın, bu ayet de sabit. Ayet de sabit. Yani ayetin tefsirinde geçmiyor, ayetin kendisinde geçiyor. Hud suresinde geçiyor. Vestevâ alâ cudiyin. Cudi dağının üzeri. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen birkaç dağdan birisidir Cudi dağı. Helak oldular, gittiler. Nemrut'un kavminde sineklerle öldürdü. Allah-u Teala Hazretleri Nemrut'un kavmine sinek musallat etti. Nemrut'a da bir sivrisinek musallat etti. O sivrisinek de topal bir sivrisinekmiş. Üzümlü bir sinek. Yani Nuh Aleyhisselam Nemrut'un burnundan girdi. Beynine çıktı, zırlıyor oradan. Bu sefer başı tuttu. Başı ağrıyor. Acayip bir baş ağrısına tutuldu. Ne yaptı? Çıkartamadı sineği oradan. Tokmakçı tuttu. Ona para da veriyor. Tokmakçı kafasına vuruyor. Kafasına vurunca sinek duruyor. Ondan sonra sinek durunca tokmakçıya dur diyor. Ya boşuna vurma kafama şimdi. Sinek durdu, tamam kafam rahatladı diyor yani. Sinek durunca tokmakçı duruyor. Tokmakçı durunca sinek tekrar sırlamaya başlıyor. Tekrar bunun kafası çatlayacak gibi oluyor. Tokmakçıya vur diyor. Vur 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 derken bir de adam para veriyor ha. Bir vurdu, kafa oldu noks. Kafa dağıldı gitti. Kendisini öldürmesi için bak. Görüyor musunuz? Kendisini öldürürken tokmakçı tuttu. Hem de ona para veriyor. Onunla beraber kendini öldürttü. Ölünce sinek bundan çıktı gitti. Ben ne yapayım bu leşin içerisinde dedi. Çayır çimene gidelim, daha rahat ederim dedi. Onun için girmişti zaten oraya. Mevla soktu onu. Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki Allah-u Teala Hazretleri'nin adeti şeriflerindendir diyor. En çok büyüklük taslayanları en zayıf mahluklarla helak etmiş. Çok fazla büyük bir şey ona musallat ediyor. Ufak bir şey. Bir sinek. Bir de üzümlü sinek ya. Topal sinek ya. Kitaplarda öyle diyor. Acayip bir şey ya. Mevla yiğitlik sökmez. Ya Rabbi, yanlış işlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Sümme nüflihumul ahirin. Geçmişkileri helak ettik. Ve onun yerine ondan sonraki ümmetler geçti. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ خَلَافِ الْاَرْضَ فَيَنْزُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Bu ayet çok acayiptir cemaat-i Müslümin. Biz siz diyor birbirinizin yerine halef yapıyoruz. Bak dikkat edin. Halef. Halef demek ne demek cemaat-i Müslümin? Mesela Adem Aleyhisselam gitti, yerine oğlu halef oldu. O gitti, onun yerine ondan sonrakiler, 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 sonrakiler. Her sonra gelen öncekinin halefi oluyor. Birbirinizin yerine halef yaptık. Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu adeti budur. Kıyamet kopuncaya kadar bu halef olma devam edecek. Birbirinizin yerine halef yaptık. Niye? Niye halef yaptık? Öncekilerden ibret alın da onların yaptığı hataları yapmayın. Peygamberlerinize tabi olun. İnan kitaba uyun, okuyun. Nefse şeytana uymayın. Onların iyilerine uyun, kötülerinden uzak durun. Ya halef yaptık. Feyanzura keyfe ta'malun. Nasıl amel ediyorsunuz? Biz bakıyoruz diyor Mevla. Bu acayip ya. Ayet acayip ya. Biz bakıyoruz. Öncekilerin yerine halef yaptık. Öncekilere baktık ve yazdık. Baktık, yaptıklarını yazdık. En nihayet gittiler ahirete. Şimdi size bakıyoruz. Hazreti Ömer Hanım bu ayeti okuyarak buyurdu ki dikkat edin, Allah bize bakıyor. Her amelimize bakıyor. O zaman güzel amellerimizi ona buna değil Allah'a gösterelim dedi. Allah bizim güzel amellerimizi görsün. Teheccüde kalktın, abdestini aldın, teheccüd namazını kıldın. Kimse görmüyor. Ya amelini Allah'a göstereceksin sen.
Çünkü Allah bakıyoruz diyor ya. Bak bakıyoruz diyor ya. Allah ibret almayı nasip eylesin. Amin. Mevla sana bakıyor, sen televizyona bakıyorsun. Mevla sana bakıyor, sen telefonda nelere bakıyorsun. Mevla sana bakıyor, sen karı kıza bakıyorsun. Allah aşkına sana bakıyorum diyor ya. Sana bakıyorum diyor. Arkadaşlar yakin olmadan olmuyor. Yakin yakin. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 7 yaşındaki bir çocuk seni görürken kötü iş yapamazsın. Ya Allah sana bakarken nasıl yapıyorsun diyor kötü işte. O zaman 7 yaşındaki çocuğun seni gördüğünü kale aldığın kadar Allah'ın seni gördüğünü sen kale almıyorsun. 7 yaşındaki çocuğun seni gördüğü yakin mertebesinde. Allah'ın bizi gördüğüne inanıyoruz ama yakin yok. Kezâlike nef'alü bil mücrim. İşte mücrimlere böyle yaparız. Veylü yevmezilil mükezzibin. Yalanlayanların vay haline. Mevla'yı düşüneceğiz. Cemaat-i Müslim. Mevla'yı memnun edeceğiz. Mevla'yı dert etmedin mi? Bütün dünyalar kapanabilir. Derdin Mevla derdi olursa diğer dertler kalkar. Derdin Mevla derdi olmazsa diğer dertler seni kaplar, sarar, belki de arar. Onun için ne buyuruldu? İc'alû humûmeküm hemmen bâhiden. Derdinizi bire indirin. O da Allah derdi olsun. Ya Rabbi derdimizi bire indirmeyi nasip eyle. Bizim dertler çok. O dertler içerisinde kaybolmuş gitmişiz. Mevla derdiyle ya Rabbi senin derdinde dertlenmeyi nasip eyle. Elem nahlukum min mâin mehîn. Kullarım evvelinizi bilin. Bir damla sudan yaratmadık mı sizi? Pis bir su. O su eline sürülse elini yıkarsın. Ey insan, aynanın karşısına geçip de kendini beğenme. Neden meydana geldin? Sonra kabirde ne olacaksın? Hiç düşünmüyor musun? Etlerim çürüyecek. Ayağın kemikleri çıkacak. Burnunun iskeleti çıkacak. Yüzündeki etler dökülecek. Dişlerin çıkacak. Gözlerin kabukları çıkacak. Nerede kalacak o aynadaki güzellik? Mesnevi de diyor ki insan aynaya baktığı zaman, kendini beğendiği zaman ruh ona diyor ki ben gideyim de sen güzelliğini ondan sonra gör. Ruh bedenden çıkınca ne güzellik kalıyor ne bir şey. Kabre konulduktan sonra 2-3 gün sonra baksan var ya, bakamazsın zaten, kokusundan yanına yaklaşamazsın. Öyle bir hal. Yani sen çok güzeldin, kendini beğeniyordun. Ne oldu? Ruh çıktı, öyle oldu işte. Yazda çiçekleri diyor ki, çiçekler kendini beğendiği zaman, o yeşillikler kendini beğendiği zaman, yaz diyormuş ki, ben gideyim de ondan sonra görün güzelliğinizi. Yaz gidiyor, kış geliyor, bir şey kalmıyor. Ruh da bedenden çıkınca, demek ki o güzellik senden değil. Senden olsa ruh çıkınca da gene olması lazımdı. Ruh çıkınca. O ruha da nereden geliyor? Mevla'nın sıfatlarından geliyor. El Musabbiru. Dikkat edin. El Musabbiru. Mevlamızın 99 güzel isminden. El Musabbiru suret ve şekil verici demektir. Mevla sana öyle şekil ver. Hiç aklına geliyor mu? Bu şekli bana veren Allah. Bu şekli veren bana Allah. Allah verdi bu şekli. Hiç kimse kendini beğenmesin. Unutmayalım ki önümüzde ölmek ve toprak olmak var. Bakırköy'deki deliler yapmaz bizim yaptığımızı. O suyun, yani insanın yaratıldığı su, sahibi merdivenden atlasa, hareket etse bir şey olmuyor. Şimdi ise Dolmabahçe Sarayı'na sığmıyor. Sığması için budanması lazım. Ya Mevla buduyor. Birine budattırır seni. Bir laf işittirir, bir şey söyler, bazı hadiseler olur, hastalıklar olur, iflas olur. Hanımınla bir şey, yani bir yerlerde Mevla bir şekilde budattıracak seni. Mevla kulun boynunu illa bükmek istiyor. Budama bu işte. Yani Dolmabahçe Sarayı'na sığmıyor. Sığması için budanması lazım. Bu burnunla diyor cennetin kapısından giremezsin. Bu burnun kısa olması lazım. Burnun uzun olmasın diyor. Başın da çok dik olmasın. Tevazulu. Yoksa kapıdan sığmazsın diyor. Mevla sığman için budattırıyor seni. Hocam nasıl budanıyor? Bir misal verir misin? Vereyim. Mektubattan bir misal verelim. Mevla bak nasıl budattırıyor. Ama o olmadan da olmaz. Olması lazım onun yani. Ama pek de hoşumuza gitmez ha. Budama derken o misali vereceğiz şimdi. Hocam şunu vermişti. Şu misali vermişti. Asmalar vardı. Budarlar asmaları değil mi? Üzüm asması. Budarlar diğer şeylerden değil de budama esasında özellikle o asmada budandığı zaman su çıkar. Ağlıyor ağlıyor resmen. Kesiyorsun ya onu. Ağlıyor. Değil mi? Budandığı zaman bir ağlama olur. Mevla da budattırır seni, ağlarsın. Birisi bir laf söyler, bir şey olur, bir şey kaybedersin falan. Çok canın sıkılır, canın sıkıntısından ağlarsın, budanıyorsun. Aynı asmanın kesilip ağladığı gibi. Ama asma daha güzel meyve verecek. Onun için budattırıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, insanlar bazen
Bu budamaya misal. Daha güzel meyve vermesi için. İnsanların bazısı umumi yemek ziyafeti verirler ama niyeti de tam tahsih edemezler. Tam tahsih edemezler niyeti, biraz riya şaibesi, gösteriş desinler var. Allah rızası için ama biraz da bir şeyler katılmış işin içine. Karışık şaibeli bir şey yani. Mevla Teala Hazretleri bunu biliyor ama kul onu anlayamıyor şimdi. Ben Allah için veriyorum diyor. Ama bir taraftan da desinler de var. Onu hissedemiyor şimdi. Mevla bildi. Mevla kulundan da bu ameli kabul etmek istiyor. Sonra ne oluyor? Sofra kuruldu, millet geldi şimdi. Millet başladı ya yemeğin ya da adamın zemmi hakkında konuşmaya. Adamı zemme diyorlar. Yemeği zemme diyorlar. Kimisi bunun tadı kaçık diyor. Kimisi tuzu çok olmuş diyor. Kimisi yağ fazla olmuş diyor. Kimisi diyor benim diyor istediğim yemeklerde pek yok burada diyor. Birisi de diyor ya bu diyor tam bu yeri becerememiş diyor. Şurada olsa daha iyi olurdu diyor. Her birisi bir şey söyledikçe adamın kalbi kırılıyor, boynu bükülüyor. Yani hüzün kaplıyor onu. Ve diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk anda diyor yemeğin üzerinde zulmani bir hal vardı. Onunla Allah o yemeği kabul etmeyecekti. Ama kabul etmek istediği için birilerini zemmettiriyor. İşte budama bu işte. Budama bu. Budanman lazım diyor cennetin kapısından sığmak için. Efendi Hazretleri. Buduyorlar onu. O onu anlamıyor tabii. Boynu bükülüyor, kalbi kırılıyor. Ondan sonra birisi de diyor ki en son ben biliyorum bu beceriksizin birisi. Neredeyse ağlayacak adam var ya. Her bir zem boynunu büktü. Boyun büküldükçe diyor yemeğin üzerindeki zulmane hal kalktı. Boynu büküldükçe yemeğin üzerindeki karanlık kalktı. En son o sözü söylediler tam ağlayacak gibi oldu ya az bir şey kalmıştı o da kalktı. Ondan sonra yemek kabul arsasına dahil oldu. Sorarım size diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onların zemmi olmasaydı, zem sebebiyle de kalbinde kırıklık, boynunda büküklük olmasaydı ve bu şekilde olmasaydı da yemeğin üzerindeki zulmane hal kalkmayacaktı. O zaman Allah bu yemeği nasıl kabul edecekti diyor. Etmeyecekti demek yani. Mevla kabul etmek için budattırdı birisine onu. Seni de budattırır, beni de budattırır. Bazı şeylerimiz vardır. Mevla Teala Hazretleri kulundan amelini kabul etmek ister. Demek cennetin kapısından sığmamız için budanmamız lazım. Tam boynumuzun bükülmesi, tam Mevla'ya yönelici olmamız lazım. Bunun için de bazı hadiseler, bazı imtihanlar geçirmemiz lazım. Bunlara hazırlıklı olalım cemaatimiz. Dünyanın türlü hadiseleri vardır. Çok Allah'ın imtihan anında imtihanı kazananlardan olmayı nasip eylesin. İmtihan anında insan ya ikram olunur ya ihanet olunur. İhanet olunur demek şu manada yani kaybeder. İmtihan anında insan ya kazanır ya kaybeder. Değil mi? İki ihtimali var yani. Üçüncüsü yok. Arap imtihanları kazananlardan eylesin. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِنْ O suyu mekin bir karargâhta bir müddet durdurduk. Rahimde sakladık buyuruyor Rabbimiz. Ne zamana kadar? İlâ kaderin malum. Belli bir zamana kadar. O su ana rahminde kaldı. Tabi şekilden şekilde tavırdan tavıra. Önce o akıcı bir suydu. Sonra donuk bir su oldu. Et, bir çiğnem et parçası oldu. Sonra azalar ona giydirildi. Sonra deri ona giydirildi. Derken 4 aylık oldu. Tam bir insan. Tam bir insan ama ruh verilmemiş tabii. Mevla'dan nasip ruh. Ruh da verdi. Anne karnında başladı hareket etmeye. Canlandı çünkü. Ruh gelince canlandı. Fekaderna. Anne karnında biz onu takdir ettik buyuruyor. Neyi takdir ettik? Ölçtük biçtik. Rengini, boyunu, şeklini, erkek veya dişi olduğunu, kuvvetini, aklını, ömrünü, rızkını, ecelini hepsini diyor anne karnında takdir ettik. 4 aylık olduğu zaman Mevla melek gönderiyor. Rızkını yaz, ecelini yaz. Sait midir, şaki midir? Hepsini yaz. Biz rahimlerde olanı biliriz buyuruyor Rabbimiz. Biliriz demek, şimdikiler diyor biz de biliriz. Ya sen sadece aletle bakarak cinsiyetini biliyorsun, bazen onu da bilemiyorsun. Onu da bilemiyorsun bazen. Efendi Hazretleri'ne geldi birisi dedi ki Efendi Hazretleri bir erkek çocuğumuz olacak dedi. İsim koyar mısın? Ayşe olsun buyurdu Efendi Hazretleri. O da diyor ki şimdi Efendi Hazretleri anlamadı herhalde. Anladın da sen anlamadın. Efendi Hazretleri anladı. Efendi Hazretleri dedi erkek çocuğumuz olacak. Yüksek sesli anlamadı herhalde Efendi Hazretleri. Erkek çocuğumuz olacak.
Bir isim verir misin? Ayşe olsun buyurmuş. Sonra ısrar etmedik diyor. Sonra Ayşe dünyaya gelmiş. Meğerse doktorlar da bilememiş. Erkek zannediyorlar, ben meğerse erkek değilmiş. Yani diyeceğim, bazen bilemiyorlar da. Mevla, biz ana rahminde olanı biliriz derken cinsiyetini mi kastediyor? Bilinecek o kadar şey var ki. O kadar şey var ki. O takdir edilen o kadar çok şey var ki. Ölçtük biçtik rengini, boynunu, şeklini, kuvvetini, aklını, erkeklik veya dişilik, rızkını, sayit veya şaki olmasını. Yani ölünceye kadar onun başına gelecek milyon hadise var, hepsini bildik diyor Mevla. Her anının saniyesini bildik. Buradan sadece sen cinsiyet manasını nereden çıkartıyorsun? Bak biz de biliyoruz şimdi. Bu neye benzer diyor Efendi Hazretleri? Camdan bakıyorsun, aşağıdan geçen erkek midir, kadın mıdır biliyorsun. Ulan camdan... Ya camdan bakmadan oturduğun yerde bil. Aletle biliyorsun yani, aletle biliyorsun. O da bazen tutmayabiliyor da zaten. Bir ayet ki anlar insan, bütün kainattan kıymetlidir. Kainat kadar demek ahmaklıktır. Ne anladınız buradan? Bir ayet ki anlar insan, yani bir ayetin manasını çözüyorsa bir kimse, o var ya, kainat kadar kıymetli. Kainattan kıymetli. Tamam. Kainat kadar demek olmaz. Bu akılsızlıktır diyor Efendi Hazretimiz. Estağfirullah. Elem nec'alil arda kifaten. Biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı? Ahya ev ve emmaten. Yeryüzü toplanma yeri. Hem diriler hem ölüler için. Diriler yukarıda, ölüler toprağın altında toplanılıyor. Ve cealna fiha revasiye şamikatin. Ulu ulu dağlar. Yeryüzünde kılmadık mı, dikmedik mi? Ravasiye demek, yere tam sağlam yerleşmiş. Şamikatin demek, yani ağacın dallarının gökyüzüne yükseldiği gibi öyle ulu dağlar. Kılmadık mı? Veskaynâküm mâen furâta. Tatlı sularla sizi sulamadık mı? Mevla nimetlerini anlatıyor. Hani birisi nankörlük yapıyor diyelim. Sen ona çok iyilik yapmışsın, bir şey istemişsin. O da yapmıyor, nankörlük yapıyor. Ne diyorsun? Ya ne nankör adamsın? Bak, filan zamanda sana şöyle yardımda bulunmadın mı? Şöyle yapmadın mı? Böyle yapmadın mı? Tek tek saymaya başlıyorsun şimdi iyilikleri. Ne demek istiyorsun? Ya Allah, bir şey istedik senden, onu da yapmadın yani. Önceki Mevla Teala Hazretleri kullarından bir şey isteyecek. Ve o kullarına yapmış olduğu iyilikleri tek tek sayıyor. Bir şey isteyecek ama istediği şey gene kendi kârına değil, bizim kârımıza. خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيُرْبَحَ عَلَيَّ Bütün mahlukatı benden sebep kazansınlar için yarattım. Mevla bütün ibadetleri niye teklif etti bize? İmanı, İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ın ümmet olup biz kazanalım için. Mevla'nın burada bir kârı yok. Bizim ibadetimizden Mevla bir kâr dönmüyor. İskan etse insanlar, Mevla'ya da bir zararı olmaz. Mevla soruyor şimdi. Tatlı sulardan sizi içirmedik mi? Dört ırmak cennetten gelmektedir. Seyhun, Ceyhun, Fırat Nil. Üç tanesi Türkiye'de, bir tanesi Mısır'da. Bu dört tane nehrin aslı, kaynağı cennettir. Hadis-i şerifte öyle buyuruldu. Birisi diyor Fırat Nehri'nin doğduğu yere gittim diyor. Fırat Nehri'nin asıl kaynağı Erzurum dağlarında bir yermiş. Oraya gittim diyor, Evliyaullah'tan birisi. Önce olan bir hadise bu. Bu hadis-i şerifini biliyor. Keşfi açık, Allah dostu. O kaynağın üzerine diyor, genişçe bir şey tutmuş böyle. Baktım diyor, gökyüzünden içine su yağıyor. Su geldiğini gördüm diyor yani. Buradan anlaşılıyor ki, işte bu hadis-i şerif, Mevla ona tahakkuk ettirdi. Ama sen gitsen, ben gitsem, bir şey tutsa şimdi hiçbir şey olmaz. Sana bana olmaz şimdi, o hal bizde yok. O keşif keramet ehli olduğu için Allah-u Teala zaman gösterdi. Bu hadis-i şerifin hakikatini gösterdi. Gökyüzünden diyor, cennetten ona su geldiğini gördüm diyor. Kaynağı, bu dört ırmağın kaynağı cennettir. Zahir ilim buna ulaşamaz. Zahir ilim bunu anlamaz. Zahir ilim ancak zahiri bilir. Manayı anlamaz o. Yani Peygamberimiz bir şey buyurduğu zaman akılla da anlamaya çalışmayalım. Bunu akılla da anlayamayız. Yani bu hadis-i şerifi akılla anlamak mümkün değil. Kabir cennet bahçesi, cehennem çukuru. Akılla nasıl anlayacaksın bunu? Akılla anlaşılacak bir tarafı yok ki. Açsan baksan kabir aynı gömdüğün gibi duruyor. Perde arkasında neler var? Perdenin önünde bir avuç şeyle övünüyoruz. Halbuki perdenin arkasında ucu bucağı olmayan şeyler var. Bizim köyde Çöz Dağı var. Oradan gelen su 36 değirmeni döndürüyor.
Bir kere ben inekleri beklerken baktım ki Mevla oraya bulut gönderiyor, başlıyor yağmur yağmaya. Boşalan yerler doluyor, diyor Efendi Hazretimiz. Bunlara biz yapmadık mı buyuruyor. Yaptın ya Rabbi. Öyleyse hep söylediğim şeyleri yaparım. İnandık, eyledik tasdik. Amenna ve saddakna. Yalanlayanlara Mevla Teala Hazretleri ahirette şöyle buyuracak. İndaliku ilâ mâ küntüm bihî tükezzibûn. Dünyadayken yalanladığınız azaba yürüyün. Melekler kızdırılmış kamçıları ellerine alarak davarları sürer gibi insanlar azaba sürecekler. Dünyada gider olduğunuz gibi yürüyün. Hep bunlar Allah'ı tanımamaktan oluyor. İndaliku ilâ zillin zî selâsü şu'ab. Öyle bir dumana yürüyün ki üç çatallı. Dumana yürüyün. Yani her tarafta o duman azap şeklinde simsiyah onları kaplamış. Yürüyün. Dünyadayken derdiniz ki ahiret yok. Öldükten sonra dirilmek yok. Cennet, cehennem yok. Doğru, cennet yok size de ama cehennem var. Bak olduğunu göstereceğim. Yürüyün. Yürüyün. Yürüyecekler, gidecekler. Gitmekle de kalmayacaklar, içine girecekler. Girince feryat edecekler, dayanamıyoruz. O zaman Mevla var mıymış, yok muymuş diyor. Tadın onu, tadın. Mevla tattıracak. La zariri ve la yugni minel leheb. Duman dedik ama duman o gölge, gölgelik şeklinde olan, rahat ettiren bir duman değil. Ve la yugni minel leheb, cehennemin ateşini kesen bir duman da değil. Daha çok azabın artmasına sebep olan bir duman. İnneha termi bi şerrin kel kasr. O cehennem ateşi öyle ki büyük köşkler gibi kıvılcımlar atıyor. Düşünün Dolmabahçe Sarayı ne kadar büyük, kıvılcımı o kadar büyük. Ya ateşin kendisi ne kadar acaba? Sonra o kıvılcımlar ne oluyor? Havaya doğru atıyor kıvılcım, sonra o kıvılcım mahşer halkın üzerine düşüyor. Neler neler, ne rezalet. İnsanlar düşünüyorlar ki düşse üzerimize de bitsek yok olsa. Ama yok olmak yok, buna dayanılır mı? Yok. Öyleyse vazgeçelim fenalıklardan. Ve kendimizi de beğenmeyelim. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? Kem min vecih sabihin. Nice güzel yüzlü insanlar var. Lisanın fasihin. Nice tatlı dille insanlar var. Yevme beyni etbâkin nâriyosu. Ama cehennem tabakalar arasında feryat edecek. Yüzün tam taze, dolgun. Dili bülbül gibi konuşuyor. O ahirette ise ateş tabakalar arasında feryat edecek. Tazeliğine aldanma. Seni onu ateşten kurtarmaya çalış. Duydunuz mu? Mekedan. Güzelliğine aldanma. Sen o güzelliğini cehennemden kurtarmaya çalış. Bazıları inadına, bazıları kadınlar yüzlerini göstermeye çalışıyorlar. Şimdi erkekler duvarları, ağaçları karı zannediyorlar. Senin yanmaklık yüzün var. Aç tavuk kendini buğday harmanında zanneder. Fitne olma. Fitne uyuyucudur, onu uyandıran Allah lanet etsin, hadis-i şerif var. El fitnetu naimetun men eykazahu li'ahnehullah. Fitne uykudadır, onu uyandırana lanet olsun. Dikkat edin. Kendini açan kadınlar fitne oluyor. Sonra şu hadis-i şerifi bunu fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kafirler, Avrupalı adamlar toplandılar. Dediler ki bu Osmanlı nasıl yendi bizi? Görüş beyan ediyorlar. Birisi dedi ki ben biliyorum. Söyle dediler. Bunların anaları yeniyor bizi dedi. Bu analar öyle evlat yetiştiriyor ki o anaların yetiştirdiği evlatları yenmek mümkün değil. Bir iş görmek istiyorsak Türk kadınını sokağa dökelim dedi. İşe bak işe. Türk kadınını sokağa dökelim. Peygamberimiz ne buyurdu? مَا تَرَكْتُ بَعْدِ اَذَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ فِتْنَةً Ben benden sonra erkeklerin üzerine kadınlardan daha büyük bir fitne bırakmadım. Bakın, şimdi burada iki tane hadis-i şerif var. Bir fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Bir de şu hadis-i şerif var. Ben erkeklerin üzerine kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım. O gavur da ne diyor? Kadınını, Türk kadını sokağa döküyor. Buradan ne anlaşılıyor? Kadın içeride olduğu müddetçe fitne uyuyor. Dışarı çıktığı zaman fitne uyandı. Ve bundan büyük de bir fitne yok. Kadının çalışması Türkiye'nin mahvolması demektir. Türkiye'yi fitnenin tam kaplaması demektir. Adamlar Türk kadını çalışsın niye diyor? Türkiye'de büyük fitne var. Bakın boşanmalar almış başını gitmiş.
Ya akşama kadar evin erkeğine hizmet eden bir kadın evde nasıl kocasına hizmet edecek, nasıl güler yüzlü olacak, nasıl çocuğunu çocuğa olacak, nasıl o evde huzur olacak, soruyorum size. Nasıl güler yüzle karşılayacak, yemek yapmış, buyur efendim. Yok böyle bir şey ya. Yapamaz ya. Bili bitmiş zaten akşama kadar. Kadınlar zaten zayıftır. Osmanlı zamanında bir İngiliz İstanbul'a geliyor. İstanbul'un sokaklarında dolaşıyor, bakıyor ki o erkekler var, kadınlar pek yok. Soruyor, diyor ya niye, ben diyor hiç kadın görüyorum, bizim memleketim diyor İngiltere'de kadın erkek beraber sokaklarda dolaşıyorlar. Bir alime soruyor bana. Diyor bizim İngiltere'de kadın erkek beraber çok rahat dışarılarda oluyor ve İstanbul'da ben hiç kadın görmedim diyor. Siz kadınınızı niye dışarı çıkarmıyorsunuz diyor. Diyor ki çocuklarımızın babası belli olsun diye. O alimin verdiği cevap bu. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Bundan büyük fitne yok. Kadının çalışması çok büyük bir fitnedir. Memleket yıkacak kadar. Anlıyorsunuz değil mi cemaat? Onun için Efendi Hazretleri bize bir iş adamı geldi dedi. Efendi Hazretleri işten pek iyi gitmiyor. Dua edin. Dört şey söyleyeceğim sana. Yaparsan söz veriyorum. Ben de dua bizim işlerine çalışacağım. Bir, kadın çalıştırmayacaksın. İki, 5 vakit namazı vakti vaktine kılacaksın. 3 faize bulaşmayacaksın. 4 şarkı türkü müzik olmayacak dedi. İlk önce bunu söylüyorlar. Kadın çalıştırmayacaksın. Bir kardeşimiz konfeksiyonda çalışıyordu. Sadece erkeklerin olduğu bir konfeksiyonda çalışıyordu. Sonradan medreseye geldi, okudu, hoca oldu. Şimdi hocadır elhamdülillah. Kendisi anlatmıştı bunu. Biz dedi konfeksiyondayken işçi lazım oldu. İşte şey tabela asıldı. Şöyle işçi aranıyor diye. İşçi aranıyor. 20 yaşlarında bir genç geldi şimdi, içeriye girdi. İşçi aranıyormuş dedi, ben dedi burada çalışmak istiyorum dedi. Ya patron yukarıdan. Ben dedi aldım patronun yanına gittim. Giderken şimdi şöyle bir konfeksiyona bakıyor. Şimdi çalışmak istiyor ya, bir bakıyor yani ne var ne yok ya, nasıl bir konfeksiyondur burası. Baktı şöyle. Neyse yukarıya çıktı, patronla konuşurken şunu söyledi ilk önce. Burada dedi, kız çalışmıyor mu dedi. Genç ona soruyor şimdi. Kız çalışmıyor mu? Bakın ben kız çalıştırmam deyince dedi ki ben de burada çalışmam lazım. Adama bak. Hocam ben kızıma güveniyorum. Benim kızım çok edeplidir, namusludur, kendini muhafaza eder falan. Bu neye benzer? Kuzuyu saldın kurtların içerisine diyorsun ki ben kızıma çok güveniyorum, edeplidir. Ne edepli lan kurtların içerisinde ya? Bak ne diyor Efendi Hazretleri? Şimdiki erkekler diyor duvarları karı görüyor, karı. Efendimiz'in kelamını okuduk şimdi. Duvarları karı gören bir adamın yanına sen kızını gönderiyorsun. Karını gönderiyorsun. Duvarı karı görüyorsa senin karını nasıl görüyor bu? Senin kızını nasıl görüyor bu? He? Ne hayaller kuruyor? Adam sekreter yapmış. Koymuş oraya. El fitnetü nalimetün men ey kazahu le'anehullah. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. هَذَا يَوْمِ لَا يَنْتُقُونَ Mevla buyurur, bugün dilleri tutulacak gündür. Bugün dilleri tutulacak bir gündür. Dünyadayken çok dırdır yapardı, çok konuşurdu. Ahirette hiç konuşamıyor, diller tutulmuş. Haksız haksız konuşanlar, şimdi daha konuşamazlar. Siyacımlar, Sure-i Yasin'de geçiyor. اَلْيَوْمَ نَحْتُمْ عَلَى اَفْتَيْمُ Ağızlarına mübrü vururuz. Ve tükellimuna eydihim, elleri konuşur. Ve teşhüdü ercülühüm bime kâni eksimun, ayakları gittiği yere şahitlik yapar. Göz baktığına şahitlik yapar. Kulak dinlediğine şahitlik yapar. Ağzalar konuşacak o. Ağzına mühür vuracak, ağzalar konuşacak. Göz neleri görmüş, kulak neleri dinlemiş. Ayak nerelere gitmiş, hep şahitlik yapacak. Onun için bak biraz önce ne okundu ayet-i kerimede? وَالَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَافِ فِي الْاَرْضِ فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُ O Allah sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Öncekiler gitti, siz geldiniz. Öncekilere baktı ve yazdı. Ahirette karşısına çıkartacak. Şimdi size bakıyorum ve yaptıklarınızı yazıyorum. Hazreti Ömer bu ayet okudu. Allah bakıyor, dikkat edin. Yanlış yapmayalım, yazdırmayalım. Hep Mevla güzel amellerimizi gösterelim. Çirkin bir şey yapmayalım. Görecek çünkü dedi. Görüyor ya. Ya şu an Allah bizi görmüyor. Maşallah. Böyle soru mu olur diyeceksiniz. Tabii ki görüyor. Görüyor ve yazıyor. Yazıyor kardeşim.
Meleklerine yastırıyor. Ve la yüzenilühüm fe'atizirûn. Kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler. İşte ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz haksızlık, cahillik ettik, anlamadan yaptık. Sen bizi affet. Böyle dedirtmeyecek Allah. Özür bile dilemelerine müsaade etmeyecek. Hani birisi özür diler de özür kabul edilmez. Özür bile dilemeye müsaade yok. Defolun gidin diyecek. O özrün yeri dünyaydı. Öyle özürlerini dinlemeyecek onların. Müsaade de etmeyecek. Niye? E amelleri tartılmış. Amel yok ki teraziye konulacak. Turist bütün. Atılacak cehennem bunlar doğrudan. Eda yevmül fas. İşte bu fasıl günüdür. Cema'nâküm ve levveri'in. Bugün fasıl günüdür. Sizi ve evvelki ümmetleri topladık. Dünyadayken şeriatın aleyhine dostluk ederlerdi. Eğer dünyada şeriatı beraber yaşadılarsa cennette beraber olacaklar. Cennet içerisinde ayrı bir cennet olacak. Allah dostlarıyla cennete girmek ikinci bir cennetmiş, biliyor musunuz? Ya eğer İslam'ı yaşamadılarsa cehennem içinde ayrı bir cehennem olacak. Ey insan, başına pişmiş koyunun başına gelmeyenler gelecek. Onun için iyi düşün, kurtar kendini, kendi başına kalma. Ya Rabbi bizi kendi başımıza bırakma. Amin. Biz kendi başımıza kalacak adam değiliz ya Rabbi. Ve imkâne leküm keydün fekidun. Eğer buradan, yani cehennemden kendinizi kurtaracak bir hileniz varsa o hileyi başvurun da kurtarın buradan kendinizi. Bu tahakkümdür onlar için. Alay ediyor Mevla Hazretleri. Çünkü onlar şeriatla alay ettiler. Müslümanlar alay ettiler. Kur'an'la alay ettiler. Mevla da onlarla alay ettiler. Hadi kendinizi kurtarabilecek bir çareniz varsa kurtarın bu cehennemden kendinizi. Ağı yutmakla, zehir, yerlere sellere karışmakla, ateşlere karışmakla kurtulabildiniz mi? Bir çare varsa kurtulmak için yapın. Yapacak zavallılar. Kelin ilacı olsa başına sürer derler. Yok öyle bir çare yok. Şimdi müjde ayetine geliyoruz. Bayağı bir cehennem ayetlerinden gitti. Müjde ayetlerine geliyoruz. İnnel muttakine fî zilâli ve uyun. Muttakiler. Muttakiler demek yani kendini sakınanlar. Nasıl sakındı? Gözünü harama bakmaktan, kulağını haram dinlemekten, ayağıyla Allah'ın razı olmadığı yerlere gitmekten. Midesini de haram yemekten sakındı. Korudu yani. Emirleri tuttu. Yasaklardan kaçtı bunlar muttaki. Onlar hakiki gölgededirler. Öyle gölge ki insanı üşütmez ve hararet de etmez. Muttaki olan kullar gölgelerde pınar başlarındadırlar. O pınarlar ne mide ağrıtır, ne gaz yapar, ne büyük küçük abdesti yok. Hayat orası. Hayat denilebilecek bir hayat. Ya Rabbi biz senin kulların. Bu ay senin ayın. Muharrem ayı. Değil mi? Birindeyiz şimdi. Elhamdülillah. Bu cami senin camin. Bu iman senin nurun. Bu kitap senin kitabın. Bu tarikat senin lütfun. Cemalini ihsan et bize ya Rabbi. Bizi kendi başımıza bırakma ya Rabbi. Dostlarını nasıl tuttunsa bizi de öyle tut ya Rabbi. Zayi olmaktan, delaletten muhafaza et ya Rabbi. Amin. Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn. Canlarının istediği meyveler içerisindedirler. Külü ve şrabu henîen bimâ küntüm ta'malûn. Dünyada yapmış olduğunuz ibadetlerden sebebi yiyin için hasma hasan olsun. Mevla israf etmeyin demiyor. Buna benzer bir ayet de şöyle. Sure-i Araf'ta geçiyor. Külü ve şrabu ve lâ tüsrifû. Yiyin için ama israf etmeyin. O dünyada. Dünyadakilere yiyin için. Kullarım israf etmeyin. Dünyadasınız. Ahirete gidenler yiyor içiyorlar ya şimdi orada. Mevlana buyuruyor. Külü ve şrabu henîen. Yiyin için hasma hasan olsun. Neden? Bimâ küntüm ta'munun. Dünyada yaptığınız ibadetlerden sebebi. Ya Allah Allah. Öyle bir zikir ve ibadet sebebiyle ki onlar sebebiyle girdiniz işte cennete. Ondan sebep nimetleniyorsunuz. İnnâ kezâlike nezil muhsinîn. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Buraya kadar okundu ders ayeti. Ama acayip değil mi cemaat-i müslümin? Vallahi billahi tallahi Allah'ın lütfundan başka bir şey değildir. Şükredelim ve çok dua edelim dinimizi kayırsın için. Çünkü burada çok acayip amin diyenler var. Ya Erhamer Rahimin, imanı zayıf olanların imanını kuvvetlendir ya Rabbi. Namaz kılmayanlara namaz hevesi ver ve kıldır ya Rabbi. Amin. Oruç tutmayanlara oruç hevesi ver ve tuttur ya Rabbi. Amin. Gece ve gündüz ibadetle meşgul et bizi ya Rabbi. Amin. Razı olmadığın işlerden beri et bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Elhamdülillah ya Rabbi. Şimdi Efendi Hazretimiz bu sohbeti hanım bacalarımız Efendi Hazretimizden duymuş yazmışlar. Efendi Hazretimize bir hususta şikayet gitmiş.
o şikayet de şu, bunu sohbetin sonunda Efendi Hazretimiz zikretmiş. Hocalar, yani hoca hanımlar Allah alem, sohbetlerde diyorlar ki kayınvalidenize bakmak zorunda değilsiniz. Hoca hanımlar sohbette diyorlar ki kadınlara, kayınvalidelerinize bakmak zorunda değilsiniz diyorlarmış. Bana böyle şikayet geldi diyor Efendi Hazretleri. Sohbetlerde, orada hoca hanımlar da var Efendi Hazretleri sohbetinde. Bak böyle diyormuşsunuz diye bana şikayetler geliyor. Sonra cemaat umumu olarak şunu söylemiş. Düşünün, sizin gelinleriniz yarın aynı şeyi yaparsa ne kadar zorunuza gider? Bugün siz gelinsiniz ama yarın siz de kayınvalide olacaksınız. Sizin gelininiz size aynısını dese sizin zorunuza gitmez mi? Gider. Adamın bir tanesi babasını sepete koymuş götürüyor. Uçurumun başına getirmiş atacak. Babasını sepete koymuş, sepete. Biraz zayıf bir şey yani herhalde. He? Sepete koymuş, uçurumun başına getirmiş, atacak onu. Sepetten adamı biliyor musunuz? Oğlum dur dur, ben de babamı buraya getirmiştim demiş. Ya çocuğun ondan haberi yok. Haberi yok. Sen babana onu yaparsan, baban da sana onu yapar. Şunu demek istiyor. Sen kayınvaliden öyle yaparsan, yarın gelinleri de sana öyle yapar demektir. Onun için yaşlara hürmet edelim. Ben yaşlanınca anlıyorum meseleyi. Suyu kuruyor insanın. Birbirimize acıyalım. İyilik et. Suya at. Balık bilmese Halik bilir. İyilik yap. Denize at. Balık bilmese Halik bilir. Yani yaratıcı, yaratıcımız, Rabbimiz bilir yani. Kayınvalideler de gelinlerini öz kızları bilsin. Şimdi buğz etme zamanı değil. Birbirimize iyilikten başka çare yok. Sinirliyim demeyelim. Sinire uymayalım. Bir otu bile koparma yerinde. Çünkü kafirler toplanmış bizi ezmek için uğraşıyorlar. Sen nelerle uğraşıyorsun? Şimdi ayetlerimiz bitti. Hadis-i şerifimize geliyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz buyurdular ki la dîrete. Fal diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuzluk. Yani uğursuzluk derler ya şimdi şu uğurdur, şu uğursuzluktur. Öyle bir şey yok İslamiyet'te buyurdu Resulullah Efendimiz. Ve hayru hal fal. Onun hayırlısı faldır. Ama bizim anladığımız o fal değil ha. Milletin bildiği fal manasında olan fal değil bu. Ashab sordu ya Resulullah fal nedir? Birisinin başkasından duyacağı güzel sözdür ki onu hayra yorar. Mesela Allah işini rast getirsin, yolun açık olsun, kısmetin bol olsun, bu gibi sözler faldır. İslam'dan önce cahiliyet devrinde yola çıkan kimsenin bir kuşu vardı. Şimdi kuşu uğur için salıyor. Kuş sağından geçerse uğurludur, solundan geçerse uğursuzdur diye itikad ediyordu. Peygamber Efendimiz bunu kaldırdı, böyle bir şey yoktur. Ya kuş sağdan, ya kuş mu? Nereden gideceğini bilmez ki şimdi. Sağdan gitti, uğur diyorsun, soldan gitti. Başından geçersen olsun şimdi. Bunu neye yoracaksın? Olmadı diyeceksin, bir daha geçsin. Öyle diyecek herhalde, olmadı, bir daha geçsin. Yok, yok baykuş, baykuş konarsa bir eve işte uğursuzlukla ölü çıkacak falan. 13 sayısında uğursuzluk var. Yani. O 13 sayısının ne suçu var ya? Onun da diyorsun uğursuzluk vardır. Bu da Allah'ın sayılarından bir sayıdır yani, ne suçu var onun? İşte millet bazı şeyleri uğursuzluk tutmuş ya, o doğru değil. Diğer hadis-i şerifimize geçelim. İki tane kadın kavga ediyor. Hüzeyl kabilesinden bunlar. Bir kadın hamile. Diğeri taş aldı, bu hamile kadına attı, karnına isabet etti, bir çocuk öldü. Bu olay Peygamber Efendimiz'e bildirildi. Resulullah buyurdu ki, bir köle veya cariye diyet olarak verecek dedi. Kim verecek? Atan kadın veremez, onun kocası verecek. Çünkü onun malı yok. İş kocasına intikal etti. Para ondan çıkacak, mal ondan çıkacak. Tabi malcının yongasıdır. Böyle yapmaması lazım. Daha o adam Peygamber Efendimiz'e gitti. Taşı atan kadının kocası Resulullah'a gitti. Dedi ki ya Resulallah, yemeyen, içmeyen, konuşmayan, ağlamayan, ana rahmindeki bir çocuk için nasıl diyet verilir? İtiraz etti, görüyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e itiraz etti yani. Peygamber Efendimiz gadaplandı. Uzun söyleyen kendini çok mu alim zannediyor? Çok mu bilgiçlik taslıyor? İster kaza olsun, ister kasta olsun diyet lazımdır diyordu. Aman mal işte, bak ne yapıyor? Yani malı var, zekat vermesin, vermiyor. Fitre vermiyor, vermiyor. Hayır yapması lazım, yapmıyor. Cimrilik hastalığı kaplamış. Sahabe-i İkram devrinde de bu olmuş. Peygamber Efendimiz bir savaştan sonra ganimet malı taksim ediyor. Dikkat edin. Bazı kimselere fazla ganimet malından taksim verildi Resulullah Efendimiz. Kalpleri ısındırmak için, yani sebepli hikmetleri var, biz onu bilemeyiz. Bazılarına fazla, bazılarına az verirdi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumuna göre birisi dedi ki bu kendisinde adalet gözetilmeyen bir taksimattır dedi. Bir sahabeye bunu duydu. Bunu Resulullah'a ben söyleyeceğim dedi. Sen hayırlık yaptın Resulullah'a dedi. Ben bunu Resulullah'a söyleyeceğim. Gitti Resulullah bize söyledi. Ya Resulullah filanca sizin için şöyle dedi. Taksimimizi beğenmedi. Bu kendisine adalet gözetilmeyen bir taksimattır dedi. Peygamberimiz çok üzüldü. Mübarek yüzü şerifleri değişti böyle. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak ki dedi. Yani ben adaletli olmazsam kim adaletli olacak dedi. Adalet ona 3 buna 1 verilmesidir. Ona 3 buna 3 verilse olmuyor. Niye? Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Allah ona bildirdi. Allah'tan aldı. Allah'tan aldığını kullara ulaştırdı. وَمَنْ يَنْدَقَ لِنْ هَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا Habibim kendinden konuşmaz. Kendinden konuşmayan kendinden bir taksimat yapabilir mi? Yapamaz. Allah'tan geleni bildiriyor. Velhasıl mal sevgisi insana bunları söylettiriyor. Üçüncü hadis-i şerifimize geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kim dağdan kendini atarak öldürürse cehennemde ebedi olarak düşmeye devam edecektir. Dayanamıyor çıktı dağa attı kendini aşağı. Dayanamıyor çıktı beşinci kata attı kendini aşağı. Tamam öldü. Öldü ama tabii o bir acıyla ölüyor yani. Çünkü o acı ne kadar acı onu öldürecek kadar bir acı değil mi? Öldürecek kadar bir acı var. Hissediyor. Ahirete çıktığı zaman diyor Mevla bir dağ gösterecek at kendini buradan aşağı atacak. Aynı acıyı gene çekecek. Gene ölecek. Bir daha Mevla diriltecek onu. Bir daha daha çık diyecek çıkacak. Bir daha at kendini. Kardeşim bunun sonu gelmeyecek diyor ya. Hep böyle çık at kendini. Çık at. Her zaman aynı acıyı hissedecek. Ona dayanılır mı? Bir de kim zehir gibi bir şeyle intihar ederse yarın kıyamette elinde zehir yutarak ebedi olarak yiyip ölecek. Dirilecek. Yine yiyip ölecek. Yine dirilecek. Aman dikkat edelim. Darlanıyorum demeyelim. Duvarları yıkacak. Bırak duvarları yıksan ne olur? Allah bu şiddetleri alsın bizden. Amin. İyi muameleli insanlar, iyi muameleli insanlar etsin bizi. Ya Rabbi okuduğumuz ayetler, fıkıhlar, hakayetler, hadisler gibi eyle bizi ya Rabbi. Kim de demirle kendini öldürürse, demiri batırdı kendine veya bıçağı batırdı kendine, hiç azaları parçalandı gitti. O ne kadar bir acı çeker? Onu öldürecek kadar bir acı. O acı onu öldürdü. Ahirette diriltecek Mevla. Aynı demiri verecek. Tekrar bu demiri sok. Bu demir de tekrar kendini öldürecek. Tekrar diriltecek. Tekrar demiri verecek ona. Böyle gene öldürecek kendini. Yani bunun sonu yok. Ya Rabbi ebedi olarak şükretmeye muvaffak eylesin. Bu kadar ilimler ihsan ettin. Ya Rabbi çok ibadetlerde ihsan eyle. İhlas üzere yaşat. İhlas üzere al bizi ya Rabbi. Amin. Dini muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Elimizden tut ya Rabbi. Amin. İslam'ı boğmaya çalışan Amerika, serserika akıllı olsaydı da dese ki biz de İslam'a girelim. Bu zamana kadar hayvan gibi yaşadık. Şimdiden sonra insan gibi yaşayalım. Bir avuç rakıdan, kumardan sebep İslam gelmesin diyorlar. Analarımızı, babalarımızı affet bizden razı eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i Kur'an'da cem eyle ya Rabbi. Bütün dünyayı ışık tutmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Fakir kullarını hazine gel, kaybından merzuk eyle. Rızandan ayırma ya Rabbi. Amin. Mektubu Şerif'ten de inşallah okuyalım.